Yani kolay maç olmayacak. Onu kesinlikle onu biliyoruz. Ama tabii ki burada Ankara'da oynamak, bizim seyircimiz önünde oynamak çok bize bir böyle motivasyon ve çok ekstra enerji verecek bir maç olacak. O yüzden hani bu yarınki maçı herkese bekliyoruz. Dediğim gibi buradaki taraflarımızın arkamızda olmasını çok önem taşıyan bir olay. O yüzden kolay maç olmayacak dediğim gibi önce. Çok önemli maç olacak bu grupta, hani bizim ikincimizi kurmak için onu kazanıp ondan sonra Slovenya maçı aynı şekilde kazanıp bu avantajı ele geçirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi bu son birkaç turnuva yaptığımız maçlarda iyi oynadık, iyi basketbol ortaya koyduk. Aynı şekilde bu maçta iyi bir savunma yaparak ya hücumda iyi birbirine böyle şeyi bulmak, aynı şekilde maçı oynamak istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Ya zaten o senin dediğin gibi o bir işte milli takım kadro bayağı işte inanılmaz bir kadroydu. İşte o dünya şampiyonasında ikinci olduğumuz kadro çok önemli bir kadroydu. Ama dediğim gibi zaten zaman geçiyor. Basketbol hani ancak işte 35, 36, 37 yaşına kadar oynayabiliyorsun. O yüzden buradaki kadroya baktığın zaman hepsi genç oyuncu. Bunların da işte altyapısına baktığın zaman çok güzel bir başarıları var. Ama bunları A takıma taşımak kolay değil. Çünkü zaten üst seviye basketbol oynadığın zaman bir farklı bir basketbol oluyor. Ama bence yani bu takımla baktığın zaman gençliğin de önemli. Hani böyle kimyasal, birbirine böyle dostluk, yani her zaman üst seviyede. Ben en önce maçta yani gösterebileceğin en önemli şeyler. Yani sonuçta yani burada bir takım oyunu. Yani bir yani ne kadar yıldız olursa da önemli değil. Yani sonuçta takım olduğu zaman, hani kimyasal bir doğru tarafta olduğu zaman her zaman daha kolay maç oynamaktır. O yüzden dediğim gibi güzel bir kadro şeyimiz yakaladınız. Onu kullanmak şeydeyiz yani. O yüzden dediğim gibi bu fırsatımız varken hani bu iki maç kazanıp önümüzdeki dünya şampiyonasına gitmek çok istiyoruz. Teşekkürler. Başarılar dilerim.